Evet, tekrardan herkese merhaba. Üçüncü defadır bu dersin videosunu çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz hızlı geçeceğim çünkü canım sıkıldı. Evet, biz bugün anlatacağımız konu çocuklar IBM Watson. Python ile IBM Watson'ın bazı sanal yapay zeka kütüphanelerini kullanacağız. Öncelikle IBM'e üye olmanız gerekiyor. Daha sonra bu web sitesine geldiğiniz zaman, şu adrese girdiğiniz zaman, eğer giriş yapmışsanız tabii, iyi olduktan sonra ayrıca giriş yapmanız gerekiyor. Buraya geliyorsunuz. Buradan biz bu kütüphaneyi kullanacağız. Bu kütüphaneyi anlatmadan evvel birkaç katalog kısımlarına tekrar geri gelelim mesela. Hangi kataloglarımız var? Mesela servislerde. Bakın burada bir sürü katalog var. Bu kataloglar içerisinden istediğimizi seçip bunu kullanabiliyoruz. Ama bunlar öyle hemen ha deyince kullanılabilecek şeyler değil. Bir sürü ayar isteyen uygulamalar. Özellikle database, analytics, networking gibisinden burada mesela web, mobil, web application uygulama gibisinden bir sürü araçlar da mevcut. Bunların ayarlaması o kadar kolay değil. Ama biz sadece buradan yapay zekayı kullanarak, yapay zeka üzerine IBM Watson'ın geliştirdiği bazı kütüphaneler var. Mesela neler var? İşte Language Translator, dil tercümanlığı, makine öğrenmesi, speech to text, konuşmadan yazıya, yazıdan konuşmaya, ton analizcisi gibisinden bir sürü yapay zeka uygulamaları var. Şimdi yapay zekanın ne olduğuna dair uzun uzun konuşmak artık sıkmaya başladı çünkü üçüncü defadır konuşuyorum. Üç defadır video çekiyorum ama YouTube'a bir türlü kayıt yapmıyor bu. Niye yapmıyor bilmiyorum. Her neyse biz bunlardan en basit olanı şimdilik anlatacağız. Yani amacımız sadece burada size en azından bir IBM Watson'ın bir yapay zeka kütüphanesinin nasıl kullanıldığını göstermek. Şimdi ben bunu zaten seçmiştim. Ücretsiz olanını seçmiştim. Biraz uzun sürüyor niyeyse. Ücretsiz olanı seçmiştim. Create demiştim. Tabii şu an ücretsiz bir şekilde yaptığım için ikinci bir defa bunu oluşturmama izin vermiyor. Ama siz bu sayfaya geldiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde create deyip bunu oluşturabileceksiniz. Bunu nereden göreceğiz? Yine geliyoruz servislere. Resource nerede? Kataloglarda değildi aslında. Resource list nerede? Geliyoruz buraya aslında direkt resource. Resources. Evet, buraya direkt geliyoruz bu adrese. Burada bizim kaydettiğimiz resource listesi var. Uygulamalarımızda işte servislerimizde hangileri var? 3 tane var tabii. Bunu ve bunu ne zaman kurduğumu bile hatırlamıyorum işin doğrusu ama zaten işime yaramıyor şimdilik. Sadece bunu kullanacağız. Language Translator yani çevirici bir nevi tercüman. Tıklıyoruz. Burada bu uygulamayı kullanabilmemiz için gerekli olan bilgiler mevcut. İşte APK ve URL diye iki bilgi mevcut. Bunları şimdilik burada tutuyoruz. Birazdan bunları kullanacağız. Nerede kullanacağız? Kodlarımızın içine yazacağız bunları. Daha sonra geliyoruz. GitHub'da IBM Watson dosyalarının olduğu bir sayfa var. Nasıl buna ulaşıyoruz? Direkt Google'a siz IBM Watson GitHub yazdığınız zaman buraya ulaşabilirsiniz. Tabii diğer videoda söylemiştim. Şimdi IBM Watson'ın kütüphaneleri illa Python'la kullanılacak diye bir kaide yok. Aslında birçok dil için, programlama dili için adamlar kütüphaneler geliştirmişler. İşte Node kütüphanesi var, Java var, Unity var, .NET var, Swift var, Python var. Hatta yanlış olmasam R dilinin de vardı ki bu konuda bakın Ruby var burada. Go var, Go programlama dili. Java başka benim kullandığım dil yok.
Henüz Rust dilinin görünmüyor. Neyse. Bunların aslında pek fazla bir önemi yok. Biz Python kullanacağımız için Python SDK'ya giriyoruz. Burada bu kütüphaneleri nasıl kullanacağımıza dair aslında bilgi verdiği için bu sayfaya geliyorum. İşte hangi komutları kullanacağız, hangi paketleri kullanacağız, buna dair bize bilgiler veriyor. Nedir işte IBM Watson kütüphanesini kurun. İşte IBM Watson Developer Cloud diye bir paket var, bunu kurun diyor. Daha sonra birkaç bilgi daha veriyor. Yalnız buna geçmeden önce burada bir de uyarı yapmış. Diyor ki siz bir IBM Cloud hesabına sahip olmalısınız ve Python 3.5 veya üzerindeki bir sürümü kullanmanız gerekiyor. Ama muhtemelen sizde zaten Python 3 üzeri bir sürüm mevcut. Şimdi normalde bizim sistemimizde kurulu olan Python standart kütüphanesiyle gelir. Eğer biz bunun üzerine ekstra bir kütüphane kullanacaksak işin doğrusu sistemdeki Python'u bozmadan bunu yapabilmemiz lazım. O yüzden bilgisayarımıza, yani bizim ana bilgisayarımızın içine küçük bir tane Python bilgisayarı kuracağız ki bütün işlerimizi o küçücük Python bilgisayarının içerisinde halledelim. Tabii bunun bütün paket yöneticileri, aslında bütün diller zaten hali hazırda yapar. Python da bunu yapıyor aynı şekilde. Bunu nasıl yapacağız? Basit birkaç komutla yapacağız. Neden bunu yaptığımızı da söyleyelim. Diyelim ki biz kurduğumuz paketler biraz ortalığı bozdu, karıştırdı, curcuna oluştu. Onu direkt silip kurtulabiliriz. Yani hiç sistemdeki Python'u silmemize gerek kalmaz. Klasörü sildiğimiz anda o küçük bilgisayar, yani Python için oluşturduğumuz o küçük bilgisayar da bir nevi silinmiş olacak. Bunun için öncelikle birkaç şey bilmek gerekiyor. Pip komutunu. Pip komutu çocuklar Python paket yöneticisinin komutudur. Öncelikle virtualenv denilen bir tane Python paketini kurmamız gerekiyor. Pip install upgrades virtualenv. Tabii ben bunu daha önce kurduğum için herhangi bir şey yapmayacak. Bakalım yeni sürümünü indirdi. Kurulumunu tamamladı. Bu kadar. Şimdi biz bu virtualenv ile, virtual zaten sanal, env ile ise environment, yani ortam gibisinden bir anlamı var environment'ın. Bize sanal bir ortam oluşturuyor. Sanal bir Python ortamı oluşturuyor ve bizim ana sistemimiz bundan uzakta duruyor. Yani ikisini birbirinden ayırmış oluyor. Böylece burada kullanacağımız komutlar Python kütüphanelerini bozsa bile ana sistemimizdeki Python hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecek. Şimdi virtualenv komutunu kullandık. Bir de virtualenv. Gerçi bu komutu hatırlamıyorum, nasıl yapıyorduk? Evet. Şimdi virtualenv Watson dediğimiz zaman bize Watson adında bir klasör oluşturuyor ve buraya özel olarak Python kütüphanelerini de ekliyor. Bitti. Oluşturduk. Sanal Python bilgisayarımızı oluşturduk. Şimdi cd komutu ile bu Watson kütüphanesinin içine giriş yapıyoruz. Giriş yaptık ama hala aslında burada verdiğimiz bütün komutlar bizim ana sistemimizde çalışan komutlar oluyor. Bunu da değiştirmek için Soğurca bin activates bu komutu girdik. Şimdi artık burada kullanacağımız komutlar tamamen sanal ortam komutları olacak. Dolayısıyla ana sistemi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bunu yaptıktan sonra burada gösterilen komutları tek tek uygulayabiliriz şimdi. Pip install upgrades IBM Watson. Tabii ben Linux kullandığım için bu terminal her yerde var. Yani Linux'ta zaten çok sık kullanılan bir şey. Windows'ta da var tabii. Bu CMS miydi, CMD miydi, öyle bir şey. Bulursunuz yani rahatlıkla terminali. Siz de bu komutları oradan uygulayabilirsiniz ama hata verirse bana nerede hata verdiğini yazarsanız bir şekilde çözmeye çalışırım ama Windows'tan nefret ettiğim için şahsen pek fazla da istekli değilim. Onu da belirteyim. Neyse. IBM Watson kütüphanesini buradan kurduk. Herhangi bir hata vermedi. Kurulumu tamamladı. İkinci olarak neyi kurmuş burada? Upgrades şu komutu kullanmış. Watson Developer Cloud. Watson geliştirici
bulutu diye. Bu defa IBM Watson'ı değil, bunu kuruyoruz. İkinci olarak bunu da kurduk. Herhangi bir hata vermedi. Şu ana kadar müthiş gidiyoruz. Tabi burada birkaç uyarı vermiş. Burada is install demesinin sebebi aslında bu komut çalışmazsa bunu kullanabilirsiniz demiş. Yine burada diyor ki eğer şu komut izinlerle ilgili dırdır ederse şu komutu kullanın demiş. Ama tabi bizde herhangi bir sorun vermedi. Windows'ta da herhangi bir sorun vermez genellikle. Sonra gelmiş buraya authentication. Authentication yetkilendirme için de bizim az önce dediğimiz sayfada bize birkaç bilgi vermiş. Biz bu bilgileri kullanarak artık kodlarımızı kullanabileceğiz. Peki geliyoruz burada çocuklar. Examples kısmına geliyoruz. Bakıyoruz örnekler içerisinde neler var. Language Translator. Bizim kullandığımız kütüphane ile ilgili burada bir örnek var. Biz de bunu kullanacaktık zaten. Şimdilik şöyle bunu alıyorum. Bu kadarını alıyorum sadece. Kopyala diyorum. Atom editörümüzü alıyoruz. Çalıştırıyoruz. Kopyaladığımız şeyleri, yazıyı, kodları buraya yapıştırdık. Bunu şimdi birazdan tekrar anlatacağız ama bu yaptığı şeyleri biraz anlatmakta fayda var. Import JSON, JSON kütüphanesine eklemiş. Coding UTF-8, yani bizim kodlarımız UTF-8 uyumlu olacak. İşte hangi kütüphaneleri kullanacağız? IBM Watson kütüphanelerini kullanacağız bunun içerisinden. Ama şimdi IBM Watson kütüphanesinin içerisinde bir sürü kütüphane de var. Az önce gördüğünüz işte neydi mesela? Speech to text, text to speech, face recognizer, işte tone analyzer gibisinden bir sürü kütüphane vardı. Ama bunların hiçbiri bizim işimize yaramıyor. Bizim işimize yarayan hangisiydi? Language Translator V3. Versiyon 3. Biz sadece bunu kullanacağız. Artı bize lazım olan bir kütüphane daha vardı. O da ne? Yetkilendirme. Yani biz IBM'e bu kodlar aracılığıyla diyeceğiz ki ben falanca kişiyim. İşte falanca kütüphaneyi kullanıyorum. API key'im şudur. URL adresi de şudur diye birkaç bilgi yerleştireceğiz. Zaten onları da anlamak çok zor değil. Bakın burada yetkilendirilen kişi kim? Your API key. Your API key dediği şey aslında şunu istiyor burada. Buradaki API key'i istiyor. Kopyaladık API key'i. Geldik buraya. Bu API key'i yapıştırdık. Sonra URL. Burada da mesela servis URL'si, yani kullanacağımız uygulamanın URL'si nedir diye geliyoruz. Buradan da bunu kopyaladık. Bunun yerine az öncekini yerleştiriyoruz. Kopyaladığımızı yerleştiriyoruz ve böylece aslında yetkilendirme işini halletmiş olduk. Bundan sonrası aslında artık sizin hayal gücünüze, bizim hayal gücümüze kalmış şeyler. Neler yapabiliriz mesela bir translator ile, bir çevirici ile neler yapabiliriz, nasıl bir uygulama yaparız diye. Artık siz kendiniz bunu kullanacaksınız. Mesela düşünün bir mobil uygulama yaptığınız zaman Google ile değil de direkt kendiniz bu kodlar yardımıyla aslında bir translate, yani tercüman uygulaması kendi uygulamanızın içine yerleştirebilirsiniz. Burada ne yapmış? Sonra gelmişiz buraya, translation demiş eşittir language translator, bizim kullanacağımız kütüphane. Bu kütüphanenin içinde de bir tane translate diye bir komut var. Bakın şurası. Bu translate metoduna iki tane parametre göndermiş. Benim önceki videolarımı hatırlarsanız metotlar, fonksiyonlar nasıl kullanılır diye orada anlatmışım. Mesela bu translate metodu diyor ki bana iki tane değer göndereceksin. Nedir işte bunlardan biri? Text, biri de model ID diye. Text ne olsun? Hello olsun. Model ID de ise buradaki kısım önemli. NS. Yani İngilizceden İspanyolcaya çeviri yapıyor. Birincisi hangi dilden?
İkincisi hangi dile çevrileceğini belirttiğimiz bir şey. Get result sonucu al anlamına geliyor. Tabii bunların hepsini biz nereye aktardık? Translation denilen bir değişkene aktardık. Daha sonra da print komutuyla onu ekrana yazdırmışız. Şimdi print komutunun içinde direkt aslında translation yazmamış. JSON dumps diye bir komut kullanmış. Bunları şimdilik ben siliyorum. Kafanız karışmasın. Çünkü pek fazla önemi yok şimdilik. Translation değişkenini ekrana yaz demişiz. Bunu kaydettik. Nereye kaydediyoruz? Bizim oluşturduğumuz sanal Python klasörümüzün içine. Deneme 1.py. Şimdi tekrar burayı açıyoruz. Çünkü buradan Python kodumuzu çalıştıramıyoruz. Buradan çalıştıracağız. Yani terminal ekranından çalıştıracağız. Python deneme 1. Ne yapmış? Translation eşittir. Translation yani translate edilen kelime çeviri yapmış. Hello'ydu. Hello diye çevirmiş. Çünkü İspanyolca'da da herhalde hello, hello. İngilizce'deki hello İspanyolca'da da hello anlamına geliyor herhalde. Tabi sadece bunu yapmamış. Ayrıca demiş ki toplam bir kelimedir ve bu bir kelimenin bunların toplamı da 5 karakteridir. Yani 5 harftir. Biz bunu biraz değiştirelim. Mesela burada İngilizce'den İspanyolca'ya çevir demiş. Biz mesela bunu TR yapalım. Şimdi bunlar aslında dillerin kodları. En İngilizce'nin kodu, TR Türkçe'nin kodu. Ben bunu kaydettim. Sonra tekrar geldim komut satırına. Tekrar çalıştırdım. Bakın bu defa translation merhaba. Türkçe'ye çevirdi yani kelimeyi. Ama istersek burayı biraz daha değiştirebiliriz. I am a teacher dedik. Çevir. Ben bir öğretmenim. Çevirdim. Aslında hatta neyi hem çevirdi hem de 4 kelime çevrilenin mi 4 kelime olduğunu söylüyor yoksa sonucun mu 4 kelime olduğunu söylüyor tam çözemiyorum ama o da önemli değil. Kaç harf? 14 harf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunlar çevrilen kelimenin, daha doğrusu cümlenin bilgileri. Çünkü burada 14 harf yok, daha fazlası var. Ama boşlukları çıkarırsak aslında 14 harfe tekabül ediyor. Boşluklar hariç saymış olabilir. Her neyse, önemli değil. Şimdi biz basitçe aslında IBM'in bir tane yapay zeka kütüphanesini kurmuş olduk. Gayet basit bir şekilde kurduk ve onu da uyguladık. Bu arada normalde ben burada application'ı size gösterdim ama bunu aslında kimseyle paylaşmamanız gerekir. Yalnız ben birazdan bu dersi anlattıktan sonra uygulamayı sileceğim için bu key de boşa düşecek. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama siz yine de bu gibi bilgileri aslında kimseyle paylaşmamalısınız. Siz hani öğrencileri ilk defa gördükleri için kafaları karışmasın diye direkt gösteriyorum ki öğrencilerin kafası karışmasın. Anlasınlar yani neyin ne olduğunu. Ama siz bunu yapmayın yani normalde. Özel bilgileri her zaman özel tutun. Şimdi başka ne var burada? Bir tane daha örnek. Daha örnek devamı vardı burada mesela. Ne yapmış mesela burada? List documents. Bakalım list documents'ta ne varmış? Onu kullanalım. Biraz kütüphaneyi anlamaya çalışıyorum ben burada tabii. Sadece işte nedir ne değildir diye bakmaya çalışıyorum. Birinci print komutunu şimdilik devre dışı bırakalım. Kafam karışmasın. Kaydettim. Tekrar çalıştıralım. Bakalım ekrana ne yazacak. Documents. List documents. Herhangi bir list documents'ı nasıl kullanabiliriz? Get model. Model ID. Your model ID. Get resource. Document translations. Bunu nasıl kullanabiliriz?
List documents. Açıkçası bu örnekten pek fazla bir şey anlamadım. Yani biraz derine inmek gerekiyor. Yani öyle direkt buradan alıp bazı örnekleri yapabiliyorum ama bazı şeyleri de derinlemesine aslında kurcalamak gerekiyor. Burada da mesela bir tane PDF dosyasını çevirmiş. Translate document demiş. İşte file, file, file content type, application PDF, file name and PDF, model ID and PR. İngilizceden Fransızca'ya bir tane PDF dosyasını İngilizceden Fransızca'ya çevirmiş. Bakalım biz bunun aynısını alalım. Buraya yerleştirelim. Bunun nasıl çalıştığını, list documents'ın nasıl çalıştığını açıkçası anlamadım. O yüzden sadece şunu yapalım ama bunun için bize bir tane PDF dosyası lazım. Ben direkt bu PDF dosyasını buradan oluşturayım. İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapacağız. Hello. How are you? Where are you going? Bunu yazdık. Bunun PDF olarak az önceki klasörümüzün içine aktaralım. Nerede? Watson klasörümüz şurada. Dosyamızın ismi npdf olsun. PDF kardeş. Kaydettik. Dışarıya aktardık. Şimdi bunu buradan düzenliyoruz. Kaydetmemiz de gerek yok. Şimdi klasörümüz burada. Watson'ın içine bakalım. Evet, burada bir tane npdf dosyamız var. Burada ne yapmış? Model ID npr demiş. Biz bunu ntr yapacağız. Başka yok. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Anlamaya çalışıyorum aslında. Çok da by name, model ID, target tr, status processing created. Target tr. Bir şey yapmadı. Neyi çünkü yazdırmaya çalışıyor. NPDF, file name NPDF, model ID NTR, İngilizceden Türkçe'ye. Niye anlamıyorum burada ya? Gözümden kaçan şey mi? Status processing. Tekrar örneğe bakalım. Şunları da bir alalım bakalım. Şu üçünü de yerleştirelim. Sanırım bunlar üçü beraber çalışıyor. Evet. Kaydettik. Bakalım hata verecek mi? Evet, hata verdi. It's not valid string array is invalid property document ID. Document ID ne ya? Get documents, documents ID, document ID diye bir ID yok, doğru diyor. Document ID. Of, bunlara çalışmam gerekiyor ya. Vallahi vaktinizi şu an bununla harcamak istemiyorum ama az çok sadece şimdilik şu kadarı yeterli. Diğer kısımlarını belki daha sonraki derslerde anlatırım. Çünkü benim de anlamam gerekiyor. Her şey tam takır anlamış değil. Kütüphaneyi nasıl kullanacağına bakmam gerekiyor. Neyse, burada mesela benim kodlar içerisinde yazdığım bu kelimeyi her defasında çeviriyor ama biraz daha estetik yapmak için mesela kelime diyelim.
input kelimedir diyelim. Kullanıcı bir kelime girecek, İngilizce bir kelime girecek. Text ne? Kelime. Bu kelimeyi İngilizceden Türkçe'ye çevirecek. Bu kadar. Çalıştıralım mesela. Kelime girelim. Are you from? Girdik kelimemizi. Tabi printle ekrana yazdırmayı unutmuşuz. Print translator. Translation. Tekrar. Where are you from? 3 niye gelmiş oraya? Benim yanlışlıkla 3'e gitmiş. O yüzden çevrememiş. Hadi. Ne uzun sürdü ya. Nerelisin? Çeviririz. Gayet rahat bir şekilde çeviri yapabiliyormuş aslında. Bir nevi biz Google Translate uygulamasını yaptık IBM sayesinde. Hani bunu biraz daha tabii estetik hale getirebilirsiniz. Mesela biz burada ne yaptık? İşte her defasında İngilizceden Türkçe'ye çeviriyor. Ama mesela şöyle bir şey yapalım. İki tane seçenek seçelim. Ne olsun? Input çevir eşittir input 1 İngilizce Türkçe 2 Türkçe English. Şimdi kullanıcı bunlardan bir tanesini seçecek. Mesela bir derse İngilizceden Türkçe'ye, iki derse Türkçeden İngilizce'ye çevirsin. Geldik. Dedik model eşittir. Ya da şöyle yapalım. Normalde model ne olsun? NT. Yani kullanıcı hiçbir şey seçmezse NTR olsun. Eğer if çevir eşittir 1 ise ya da 2 ise daha doğrusu. 1 ise hiçbir şey yapmasına gerek yok. 2 ise 2 ise ne yapsın? Model bu defa neye eşit olsun? NTR'de TRN yani Türkçeden İngilizceye çevirsin ve buraya ben yazıyorum ki model ID eşittir model. Şimdi tekrar çalıştıralım. Hangisini yapsın? 2 yapsın. Türkçeden İngilizceye. Ben bu konuyu anlamadım. Bakalım çalışacak mı? Uzun sürüyor çünkü evet. Bakın Türkçe girdiğim bir kelimeyi İngilizceye çevirdi. I don't understand this. Müthiş aslında. Gayet basit bir Python koduyla biz tercüman yaptık. Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye basitçe çeviri yapan bir program yazmış olduk. Ama az önce de gördüğünüz gibi aslında ben mesela burada sadece kelimeleri çevirmiş ama bir dokümanı çevirmek de aslında mümkün. Mesela bir PDF dosyası düşünün, içerisinde makale var. Siz onu Türkçe çevirmek istiyorsunuz ya da Türkçe'dir İngilizce çevirmek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? İşte onun örneğini aslında adam göstermiş ama ben tam olarak anlayamadım. Anlamadığım kısmı da aslında kullanamadığım için burada gidip araştırmam gerekiyor. Ama
Şu an video çekiyorum. O yüzden onunla uğraşmak istemedim. Size direkt bunları gösterdim. Siz de gayet basit bir şekilde bunu aslında evinizde kullanabilirsiniz. Şimdi benim yaptığım şeylerin aynısını yapmak aslında sizin için pek fazla bilmiyorum yani ben olumlu bulmuyorum. Yani kendiniz de bazı şeyleri yapabilmelisiniz. Bunun üzerine yani programın yaptığı iş üzerine siz biraz daha bunu estetik hale getirebilirsiniz. Nasıl estetik hale getirebilirsiniz? Arayüz kullanın. Biz mesela tamamen komut satırında çalışan bir program yapmışız ama eğer kendinizi zorlamak isterseniz Python'un Tkinter kütüphanesi var. Tkinter diye. Burada bu kütüphaneyi kullanarak görsel arayüz oluşturup çevireceği bu görsel arayüzde kullandırabilirsiniz tabii ki rahatlıkla. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız yani. Ama tabii bunu biraz çalışmanız gerekir. Ben olsam mesela işte şurada bir kutu olacak. Şurada sonuç olacak, çeviri yapacak. Şurada kutuya da hangi kelimeyi çevireceğinizi ve yukarıda da hangi dilden hangi dile çevireceğini seçen bir select box olacak. Bu kadar. Çevir dediğiniz anda çevirecek. Bu kadar. Yani benim bu tavsiyem sadece. Yani kendinizi zorlamazsanız bu benim yazdığım örneğin aynısını yaparsanız aslında bu derslerin size pek bir faydası yok. Yani kendinizi zorlamanız gerekiyor. Her şeyi sadece benim yazdığım kodlardan almayın. Kendiniz üstüne bir şeyler katın. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste muhtemelen ne anlatayım bilmiyorum. Siz kendiniz bir istekte bulunun. Çok da abartılı, zor bir konu olmasın. Çünkü benim zaten kendi projem var. Benim projemi yapmam gerekiyor. Yani çok fazla vakit ayıramıyorum. Yani basit bir şekilde öğrenip size anlatabileceğim konular olması gerekiyor. Onlardan bir istekte bulunursanız o konuyu da size ders olarak video hazırlayıp gönderirim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi günler. Kendinize iyi bakın.